Haber'in doğru adresi Kanal 34 Haber'le karşınızdayız. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan son tehdit geldi. Her şeyi beklemelisiniz açıklamasında bulundu. Haberleri izliyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'da toplanan rejim taraftarı kalabalık bir grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelerine yönelik askeri müdahale planlarını protesto etti. Rusya ve İran'ın desteğini arkasında hisseden Devlet Başkanı Beşar Esad ise uluslararası topluma karşı propaganda savaşını sürdürüyor. Dün Amerikan kanalında mülakatı yayınlanan Esad, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine saldırması halinde bölgede terörizmin yayılacağı tehdidinde bulundu. İlk saldırının yankılarının ne olacağını kimse söyleyemez. Bir bölgeden, sadece Suriye değil, büyük bir bölgeden söz ediyorsunuz. Nasıl isterseniz öyle adlandırın. Birbirine bağlı, karmaşık, iç içe geçmiş bir bölge bu. Bir yere saldırırsanız, bunun bir başka yerde farklı biçimlerde yankı bulacağını beklemek durumdasınız, açıklamasında bulundu. İran askerlerinin Suriye'deki çatışmalarda aktif rol aldığını gösteren ilk görüntüler yayınlandı. Haberi izliyoruz. Muhalif güçler tarafından ele geçirilen bir kameradan alınan görüntüler, Tahran'ın Beşar Esad rejimini savunmak amacıyla iç savaşta oynadığı rolü gözler önüne seriyor. El Cezire televizyon kanalına verilen görüntülerde, İran askerleri Halep'te bir askeri karargahta taktik konusunda görüş alışverişinde bulunuyor. Ve daha sonra da harabeye çevrilmiş şehirde arabayla geziyor. Bir askeri kontrol noktasındaysa Suriyeli askerlerin İranlıların emirlerine riayet ettiği görülüyor. Görüntülerde Suriyeli bir subay askerlerinin moralini yükseltmek amacıyla izin verilmesi için İranlı komutanlarına ricada bulunuyor. Rusya'nın diplomasi hamlesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan yeşil ışık yandı. Suriye'deki krizde farklı taraflarda saf tutan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında perde arkasında adeta bir taktik savaşı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin Başkan Barack Obama'yı Suriye'ye askeri müdahale için yetkilendirmeyi görüşeceği günün öncesinde Moskova'dan sürpriz bir öneri geldi. Obama, Baas rejiminin elindeki kimyasal silahları üçüncü bir ülkeye teslim etmesi yönündeki bu öneriye sıcak baktığını söyledi. Bunun diplomatik olarak üstesinden gelmek için bir yol var. Bu benim asıl tercihim ve John Kerry'e Ruslarla bunu doğrudan görüşmesi için talimat verdim. Eğer bu diplomatik çabalar sonucunda uluslararası topluma Suriye'deki kimyasal silahlar ile başa çıkabilecek uygulanabilir bir mekanizma olduğunu gösterebilirsek, o zaman buna tamamen varım açıklamasında bulundu. Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden geçecek yolu protesto etmek için yapılan eylemde hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın yaralanma anının görüntüleri ortaya çıktı. Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisinden geçecek yolda ağaç söküleceği ve savaşa hayır yürüyüşü nedeniyle eylem yapan ve olaylar sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bu arada olay yerinde toplanan bazı kişiler sloganlar atarak Atakan'ın ölüm nedeninin bir an önce aydınlatılmasını istedi. PKK'nın Türkiye dışına çekilmeye başlattığı 8 Mayıs'tan dün durduğunu açıkladığı süreye kadar yaklaşık 600 kişinin çekildiği belirtildi. PKK'nın 8 Mayıs'ta başlattığı Türkiye sınırları dışına çekilmeyi, dün durdurduğunu açıkladığı süre içinde yaklaşık 600 kişiden oluşan 29 grubun Türkiye dışına çekildiği belirtildi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, çekilmenin durdurulmasının çözüm sürecinin bittiği anlamına gelmediğini, buna süreci başlatan Abdullah Öcalan'ın karar vereceğini söyledi. Her çekilen gruptan sonra açıklama yapan PKK kaynaklarının verdiği rakamlara göre 8 Mayıs-26 Ağustos tarihleri arasında 600 PKK'lıdan oluşan 29 grup Diyarbakır, Tunceli, Karadeniz, Şırnak, Bingöl, Erzurum, Siirt ve Hakkari'den Kuzey Irak'a geçti. Spor haberleriyle devam ediyoruz. A Milli Futbol Takımı kritik Romanya mücadelesine hazır. Bu akşam saat 21'de Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızda soğuk algınlığı geçiren Arda Turan ve Gökhan Gönül maça hazır hale geldi.
Andorra maçında sakatlanan Burak Yılmaz ve Umut Bulut'ta ise hiçbir sorun bulunmuyor. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih Terim'le yapılan sözleşmeyi istiyor. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fatih Terim arasında yaşanan sözleşme krizi bambaşka bir boyuta ulaştı. Galatasaraylı yönetici Şükrü Ergün, kimse böyle cüretkar ifadelere sahip olamaz. O sözleşme gelecek, yoksa mahkemeye gideriz açıklamasını yaptı. 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda A milli takım Rusya'ya 89-77 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle veda etti. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren A milli takım, böylelikle grup mücadelesini tek galibiyetle tamamlamış oldu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.